Latife Tekin şu dört romanını hatta üç romanını yazdıktan sonra öyle diyelim. Sevgili Arsız Ölümü bu birinci romanı. Bu Berci Krist'in Çöp Masalları ikinci roman. Buzdan Kılıçlar üçüncü romanı. Sonra İstanbul'u terk etti. Bodrum'a gitti. Gümüşlük Akademi diye bir akademi işte gümüş orada bir vakıf ve daha doğrusu onun oraya gidip yerleşmesi bu doğaya ve toprağa dönme düşüncesi onun özüne dönüş olarak ben hep nitelendiriyorum. Çünkü ondan sonra yazdığı kitaplara baktığınızda Ormanda Ölüm Yokmuş, şu Rüyalar ve Uyanışlar Defteri, Muniyar ki bu da önemli bir romanıdır. Şimdi Unutma Bahçesi bu romanı ve uzun epeyce bir uzun süre diyelim. Yani o uzun süre sonra Latife Tekin'in bu iki romanıyla çıkıp gelmesi, aynı anda yayınlanması, Man ve City ve Sürüklenme. Onun edebiyatını yakından izleyen, okuyan, üzerine yazan, düşünen biri olarak açıkçası beni birkaç açıdan şaşırttı. Birkaç açıdan da romana yönelik eleştirilerimi zaten yazmıştım. Son yazdığı yazarın en iyi romanı mıdır ya da ilk yazdığımı? Böyle bir paradoksla karşı karşıyayız. Madem ki konumuz Latife Tekin, Latife Tekin'in romancılığını bu bağlamda değerlendirdiğimizde elbette ki sevgili Arsız Ölümü yazdığı yerde durmuyor. Ama şunu itiraf edeyim, o romanı aşan bir roman yazamadı gibi bir cümle kurmak istemiyorum. Gerçekten çok başarılı bir roman, parıltılı bir roman, Akkor gibi bir roman sevgili Arsız Ölüm. Bazı yazarlar ilk romanlarını, ilk yapıtlarını çok genç yaşta, yani 20'li yaşlarda yazarlar ve o ilk yapıt, ilk bazen başyapıt olabilir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, sevgili Arsız Ölüm, Latife Tekin için bir başyapıt. Son iki romanını okuyarak söylemiyorum, diğer romanlarını da değerlendirdikten sonra bende oluşan düşünce, yalnızca duygu demiyorum. Bu. Peki Latife Tekin yerinde mi sayıyor? Hayır. Asla yerinde saymıyor. Ama bu son iki romanını okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Özellikle Man ve City'de Latife Tekin Türkiye'nin siyasal, toplumsal koşulları yani son diyelim ki 20 yıl, 30 yılı, hadi çok geriye de gitmeyeyim 80'li yıllara. O ormanda ölüm yokmuş. Daha doğrusu kendi ormandaki kulübesinden biraz ironi yapalım. Başını çıkarıp çitin ötesinde neler oluyoru görmeye merak eden bir romancı tutumuyla karşımızda. Ama o çitin ötesinde neler oluyoru çitin içine geçip yani o alanda, arazide gezip görmek yerine biraz uzaktan bakıyor. Ama uzaktan da baksa, dürbünle de baksa ya da birilerinin aracılığıyla o köyden kente göç eden, henüz işçileşemeyen, marjinalleşen, işte mafyatik ilişkilerin var olduğu, sanayileşme adına doğayı, çevreyi ve insanı katleden, insanı da katlediyor. Çünkü insanın ruhunu, kişiliğini, insan ilişkilerini, işte yalandı, riyakarlıktı, çürüme, yozlaşma, şiddetti. Birçok kavram aslında bakıyorsunuz ki Latife Tekin'in kıyısından köşesinden de olsa işte tutunamayan insan ama onun tutunamayan insanı asla Orhan Oğuz Atay'ın tutunamayan insanı değildir. İşte yerinden yurdundan edilmiş ama bir meslek edinememiş, bir işe tutunurken de o işte de olamamış insan ilişkileri. Yani ne evliliğinde tutunabiliyor, ne
işçileşme sürecinde edindiği işte tutunabiliyor, ne de siyasi ilişkilerinde tutunabiliyor. Aslında tamamen kaybeden insan. Şimdi bir de tabii anlatıcı olarak Latife Tekin'in düşsel gerçekçi bir yanı var. Baktığınızda bu iki roman Latife Tekin'in vicdan duygusunun ayaklanmasının romanı diyebiliriz. Yani o bir anlamda ileride ihtimal Latife Tekin'in romancılığı değerlendirildiğinde bir ara dönem anlatıları olarak ihtimal bu sözünü ettiğim Munyar, Rüyalar ve Uyanışlar defteri ki o yazılarıdır daha çok ya da işte Unutma Bahçesi ve Ormanda Ölüm Yokmuş. Bir bakıma biraz haksızlık etmeyeyim ama bir kaçış edebiyatı ya da kaçış ve sinişi yani doğaya dönüşü ve öfkesini dindirmek için hani nasıl konuşmamızda işte kendime döndüğümde, kendimi iyi hissetmek istediğimde toprağa ya da ağaçların altına gidiyorum. Bir anlamda o ormanda kendini buldu. Yani o orman aslında sessizlik, doğa, bozulmamışlık, yabanıl hayat. Şu cümlesini severim ben Latife'nin. Diyor ki, gene bizim konuşmamızda söylemişti. İçimde bir şey taştığı zaman yazıyorum.